Eurovision'dan merhaba sevgili seyirciler. Bugün önemli bir konuyu gündeme taşımaya çalışacağım. Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılığından söz edeceğiz. Bu ayrılığın perde arkasında neler var onları anlatmaya çalışacağım ama önce Max Kruse'nin nasıl geldiğini, oradan başlayarak bugünkü noktaya nasıl gelindiğini anlatmamız daha doğru olacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Max Kruse 1,5 milyon euro imza parası ve yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu bugünün şartlarında bir hayli olumlu, futbolcu adına olumlu bir sözleşme diyebiliriz. Ve Fenerbahçe'de böyle bir oyuncuyu transfer ettiği için onu mutlu etmek için büyük bir çaba içerisine girdi. Açıkçası şöyle söyleyebiliriz, hani bizde güzel bir söz vardır, iyilikten maraz doğar diye. Fenerbahçe o iyiliği mümkün olduğu kadar ortaya koymaya çalıştı. Ancak şunu yapmadı Fenerbahçe, bu oyuncuyu transfer ederken etraftaki kişilere sorarak ya da futbol camiasının içindeki insanlara sorarak futbolcunun karakter yapısını herhangi bir şekilde analiz etmedi. Geçmişini herhangi bir şekilde araştırmadı. Oysa elinde gerçekten de çok önemli bir fırsat vardı. Çünkü Fenerbahçe'de de görev yapan Löw 2016 yılında Max Kruse'yi milli takım kampına almamıştı. Milli takımdan göndermişti. Peki neden oldu bu diye Fenerbahçe böyle bir soru sormadı. Ama Löw daha sonra bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'de görev yapan Löw. Dedi ki Max Kruse ile ilgili olarak kişilik sorunları nedeniyle milli takımdan çıkardım dedi. Kişilik sorunları nedeniyle milli takımdan çıkardım. Profesyonelliğe aykırı yaşıyor dedi. Peki bu sözleri neden Fenerbahçe dikkate almadı? Şaşırdım diye desem yanlış olmaz. O aynı şekilde bu sözleri A Spor'da transferi gündeme geldiğinde ben de gündeme getirmiştim. Oyuncunun futbolcu kalitesinin çok üst düzeyde olduğunu, tartışılmayacağını ama profesyonelce yaşamadığını vurgulamıştım. Sık sık Amerika'ya gittiğini, işte kumarla ilgili bağlılığının olduğunu söylemiştim. Şimdi gelelim mesela onlar neydi? Bir kez daha onları da açıklayalım. Birincisi kız arkadaşı ve çocuğu Amerika'da olduğu için sık sık Amerika'ya gidiyor. Nitekim Fenerbahçe'de de aynı şeyi yaptı. 2 günlüğüne, 3 günlüğüne kaçamaklar yaparak Amerika'ya gitti. Tabii Amerika'ya gitmesinin arkasında yatan bir başka gerçek daha var. Kız arkadaşını görmek, çocuğunu görmek, tamam bunlar ayrı. Bir de Max Kruse profesyonel bir pokerci. Las Vegas'a gidip orada kumar oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani oradaki masa başında geçen saatleri, 14-15 saatleri düşündüğümüzde hiç de disiplinli bir oyuncu olmadığını söylememiz gerekli. Çünkü genel olarak baktığımızda Alman oyuncuların disiplini, güvenilirliği ve çalışkanlığı ön plandadır. Ama Max Kruse'de bunları görmek mümkün olmadı. Ve Fenerbahçe'de ne yaptıysa onu mutlu edemedi. Amerika'ya gitmesine izin verdi, mutlu edemedi. Değeri 65 milyon lira olan bir evde evi tutup kiraladı. Ve orada daha mutlu olsun, Fenerbahçe'ye yararlı olsun dedi. Yine mutlu edemedi. Dolayısıyla Max Kruse'den istediği verimi almakta zorlandı. Yine söylüyorum, oyuncunun kalitesiyle ilgili bir tartışma yok. Şunu söyleyelim, işte diğer futbolcuları rahatsız eden bir durum sık sık Amerika'ya gitmesi. Sadece bu değil, en son Riva kampında yaşattığı olaylar da bunun yanına eklenecek çok önemli bir kriz olarak görünüyor. Kampta sabaha kadar kampa nargile getirdi, nargile içti, hatta alarmlar çaldı. Arkasından sabaha kadar bilgisayardan poker oyunu oynadı. Bütün bunlar tolere edildi. Ve sonrasında ailesini görmek için Almanya'ya gideceğini söyledi ve Almanya'ya gittiğinde bir kafede nargile içerken görüntülendi. Şimdi sizin böylesine önemli bir oyuncunuzun bütün bunları yapmasına karşın siz tolere ediyorsanız işte iyilikten maraz doğuyor. Şimdi gelelim işin kopma noktasına. Fenerbahçe bütün bunlara rağmen, yani işte Amerika seyahatleri, nargileler, kampta kumarlar vesaire gibi birçok şeye rağmen Fenerbahçe bunları görmezden geldi. Ama pandemi süreci yaşanınca
oyuncuya gidip şunu söyledi, %15 indirim istiyoruz. Bu FIFA'nın da önerdiği bir kural. Yani FIFA diyor ki oyuncularınızla anlaşmaya çalışın pandemi sürecindeki ücretlerle ilgili. Max Kruse bunu kabul etmedi ve sözleşmesini feshederken de o Şubat ayından bu yana ücretimi almıyorum dedi. Şimdi Türkiye'de Şubat ayından bu yana ücret hiçbir kulüp tarafından ödenmedi. Son günlere kadar, son günlerde bir iki kulübün ödemesi söz konusu oldu ama o da o kadar. Neden? Çünkü mücbir bir sebep var. FIFA'da zaten mücbir sebep nedeniyle bu süreçteki ödeme sıkıntılarını tölere edeceğini söyledi. Yalnız orada söylediği çok önemli bir şey var ki bu noktada Fenerbahçe'nin eli ne kadar güçlü onu bilemiyoruz. Diyor ki oyuncuyla görüşün ve oyuncuyla görüştüğünüzü bir şekilde belgeleyin. Yani oyuncuya indirim, oyuncudan indirim talep etmek gibi arzularınızı söylediğinizde bunu belgeleyin diyor. Fenerbahçe tarafı biz bunu belgeledik diyorlar. Bakalım o belgeleri göreceğiz. Ama özellikle Max Kruse ben kesinlikle sözleşmemi 2 ay, yani sözleşmede böyle bir madde var bu pandemi sürecinin dışında. Eğer oyuncu 2 ay içerisinde maaşını almıyorsa, 2 aylık maaşını almadığı takdirde feshetme hakkına sahip oluyor. Bu maddeyi kullandım diyor. Yalnız bu madde bugünkü pandemi süreci içerisinde ne kadar geçerli olacak? O FIFA'ya gidildiğinde belli olacak. Çünkü Fenerbahçe bu süreci FIFA'ya taşıyacak. KAS süreci başlayacak ve KAS sürecinde Fenerbahçe haklıysa Fenerbahçe o zaman bir tazminat talebinde bulunacak. Yok KAS oyuncunun lehine bir karar verirse bu kez de Fenerbahçe oyuncu başka bir takımla anlaşana kadar ki süreçte oluşan hak edişlerini ödemek zorunda kalacak. Ama netice itibariyle nereden bakarsanız bakın sezon başında yapılmayan bir araştırmanın oyuncunun karakter yapısı, dünya görüşü, yaşam felsefesi bunlar araştırmadan yapılan bir transferin bugün getirdiği çıkmazı net bir şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi ne olur? Fenerbahçe müracaat ettikten sonra oyuncu oynar mı oynamaz mı sorusunu soranlar da var. Oyuncu oynar. Çünkü şöyle bir şey yapıyor FIFA. Diyor ki ben oyuncunun oynamasına izin vereceğim. Geçici bir lisans vereceğim. Oynamasına izin vereceğim. Ama bu arada dava devam edecek. O davanın sonuçlarına göre de karar alınacak. Ya Fenerbahçe ya Max Kruse karşılıklı olarak tazminat ödemek zorunda kalabilecekler. Hangisi davayı kazanırsa karşı taraf tazminat ödeyecek. Zaten şöyle bir düşüncesi de var oyuncunun. Werder Bremen iddiaları çıktı ama o çok gerçekçi bir iddia değil. Oyuncunun isteği de şu. Az önce söylemiştim kız arkadaşı ve çocuğu Amerika'da olduğu için, Las Vegas gidip geldiği yer olduğu için futbolu Amerika'da bırakmak istiyor. Bu süreçte acaba işte Almanya'da oynar mı bir iki seneyi daha bilmiyoruz ama futbolu Amerika'da bırakmak isteyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, işte Fenerbahçe almadan önce Liverpool gibi, Tottenham gibi birçok takımın da talip olduğu konuşulmuştu. Peki bir de şunu düşündünüz mü? Acaba neden onlar almadı da Fenerbahçe aldı? İşte sebebi bu saydığım, sıraladığım maddeler. Fenerbahçe aslında iyi niyetinin karşılığını ağır bir bedelle ödemiş oluyor bu noktada. Dileriz ki Fenerbahçe FIFA'daki KAS sürecinden, FIFA'ya yapacağı müracaattaki KAS sürecinden haklılığını belgeleyecek o belgeler elindedir. O belgeler elindeyse sorun ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Max Kruse gerçekten de hiçbir Alman'a yakışmayacak şekilde disiplinsiz, tembel, hiçbir şekilde güvenilir bir oyuncu kimliği sergilemedi. Bu arada şunu da söyleyeyim son nokta olarak. Tenis, ayak tenisi oynarken sakatlandı. Bir profesyonel futbolcu, hani Löw'ün sözü var ya, profesyonel yaşamıyor diyor. Ayak tenisi oynarken sakatlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Buradan ailesini görmek için
izin isteyip Fenerbahçe kulübünden kritik bir dönemde izin isteyip gidip nargile kafelerde oturan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunlar da Fenerbahçe'nin transfer yaparken hiçbir araştırma yapmadığının göstergesi. Bu noktada bakalım bedeli kim ödeyecek? Fenerbahçe mi ödeyecek, Max Kruse mi ödeyecek? Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olursanız benden gelen haberleri bildirim olarak alma fırsatı yakalarsınız. Hepinize teşekkürler.